Ahmet çok üzüldüm ben duyunca. Neyi duyunca, neye üzüldün? Feride ile sana. Ne üzülüyorsun ya? Üzülme. Ortada daha bir şey yok. Boksör düştü, hakem ona kadar sayacak. Dur bakalım. Ayrıca özel hayata biraz saygı. Başka bir şey değil. Nasıl yok ya? Ben yanlış mı duydum? Feride Avustralya'ya gidiyormuş. Ayrılmışsınız. Ayrıldık demeyelim biz ona. Tülay, ben bu şey için geldim ya. Benim kariyeri sormaya geldim ben. Kayıp işi falan yattı ya. Benim kariyerin durumu nedir? Eskisi gibi olmayacak tabii Ahmet. Yani girdiğiniz her iş batıyor gibi oldu ya. Yani biraz zaman alacak tabii yeni işler bulmak. Ama bakınıyorum ben. Bakın tabii Tülay. Bir bakın ya. Elinde az kullanılmış star var ya. Bir soruştur bakalım benim kariyerin durumu nedir. Hadi. Sen şimdi bu kağıdı al. Buradaki adrese git, fotoğrafların çekilecek. CV'n için. Bu ne? Fotoğraf. Fotoğraf. Vesikalık mı olsun, polaroid mi? Bakarlar onlar. Ne fotoğrafı be? O safhaları geçmedik mi biz? Sen... Gazi'yim ben Tülay, Gazi. Yok mu bana göre bir işin, başrol falan? Ahmet, Murat fotoğrafları çektirdi. Sen de beni yorma. Ya ayaklarınız yere bassın biraz ya. Bu halinle seni kim ne yapsın ya? Uğraşacağız işte. Vay be, vay be. Benim kariyer pek matah durumda değil, değil mi Tülay? Ahmetciğim, sen bu kariyer işinden ne anlıyorsun ha? Ne düşünüyorsun? Yani bu böyle çok ölçülebilir bir şey değil de. O zaman sen bir şey yap ya. Bakın biraz. Bana haber et. Tamam. Anlayalım bakalım bu kariyer nasıl bir şeymiş. O zaman ben çıktım. Ara sen beni. Cemciğim neredesin? Teyzemin evladı. Hiçbir fikrim yok yalan. Bir dalganın peşinden sürüklendim. Rüzgara karşı gidiyorum. Olay bu. Konuşalım lan. Konuşmamız lazım. Sadi'yi de arayacağım. Çok önemli bak. Senin işin gücün önemli. Benimki kara mısır sepeti, öyle mi? Oğlum çok güzel bir maceranın kapısından girmek üzereyim. Şu an gelemem. Gelmeyecek misin? Vay babam vay. Ne oluyor lan? Ahmet ne diyeceğim kardeşim? Bu mevsimde hangi balık yenirdi? Oğlum ne balığı ya? Sen balık sevmezsin. Hey babala. Bir de o var değil mi? O zaman diyorum ben şey yiyeyim ya. Midye yiyeyim ben en güzeli vallahi. Ha? Midye candır. Midye diyor ya. Sedirdeyim, atla gel işte. Ya ölüm kalım ya. Meselesi sus oğlum. Ya. Konuşmamız lazım. Kapat ya lan. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın Ahmet. Çok iyi yapmışsın. Ben bir dergide okumuştum. Depresyon en iyi gelen şey alışverişmiş. Gerçi o alışveriş dergisiydi ama. Neyse. Bana göre de bir şeyler var mı hacı? Keyiflisin. Çok güzel şeyler oldu Ahmet. Ama çok güzel şeyler oldu. Anlatacağım hepsini. Verin işten. Sen saçına değdirmezdin. Kestirdin mi yoksa ben? Kestirmedim. Bana göre de bir şeyler var mı lan? Bu ne ya? Kapri mi bu mevsimde? La oğlum bir bırak ya. Bir şey anlatacağım diyorum sana ya. Tabii mevsim sonu ya. İndirimli değil mi? Ben de mi alsam bir şeyler ya? Ondan değil işte. Sen ne anlatacaksın anlat bakayım. Cemcir kardeşim de gelsin. Aha geliyor. İnşallah tatlı almıştır ha. Elinde poşet var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Mixerli Noel Baba'dan karideşleri de karides. Abi getire getire. Böcük mü getirdin ya? İnsan bir hamsi buğulatır. Sadeciğim kardeşim kusuruma bakma. Yılın ilk kalkanını sana getirecektim. Fakat ya da ne kadar hacmini koruyamam diye getirmedim. Aman ne yaratıcı espri. Aman ne yaratıcı espri. Sadece şey yapma ya. Çiplik kalkanı. Kıkırdaklı ama kemiğe meyilli. Yeşil reçeteyle hastalara veriyorsun. Seksiz, seviyesiz espriler. Beğenmediyalar. Sen de yemiyorsan ne yapayım ben bunu? Şey yapayım o zaman. Ben bunu otele götüreyim. Bizim piranalar 2 dakikada kemirir. Bu beri ne lan? Bilmiyorum. Saçlarını kestirmiş herhalde. Açtırmıyor. Nasıl açtırmıyor lan? Kardeşim, sen gücünden sarardın mı? He? Tipini senin lan. Hakikaten ne oluyor ya? Allah seni belanı vermesin ya. Benle koştura koştura gelelim ya la. Ölüm kalım meselesi bu mu Ahmet? Ergen Japon bebelerine benzemişsin oğlum sen ya. Allah aşkına Ahmet ya. Sen Kütahyalı insansın oğlum. Senin ne işin olur simli sarı saçla? İmitasyon şeyimen mi olur lan? Zor mu buldun lan sen yoksa? Bıyığımı da kestireceğim. Yok artık. Gerçi ben de kestireceğim de yönetmen izin vermiyor.
Gidiyorum lan ben. Bir şey söyleyeyim mi? En güzelini yaparsın. Hemen ilk berbere giriyorsun, saçlarını Allah rızası için, bak Allah rızası için tekrar boyatıyorsun, yalnız siyaha. O bıyıklar sarıyı kaldırmaz. Öyle değil. Avustralya'ya gitmeye karar verdim ben. Ne diyorsun lan? Feride ile Avustralya'ya gitmeye karar verdim. Nasıl karar verdin ya? Heptenliğine mi? Heptenliğine. Heptenlik ne? Oğlum film ne olacak Ahmet? Ne diyorsun sen ya? Ne filmi be oğlum? Film mi kaldı ortada? Ne yapacaksın Ahmet orada? Çok düşünmedim Sadi. Yurt dışına giden her Türk gibi pompacılık yaparım. Bir dakika, bir dakika ya. Ben şimdi doğru mu anladım kardeşim? Öylece bizi her şeyini bırakıp gidiyorsun yani. Çok düşündüm Murat. Kaybedecek bir şeyim yok. Burada bir şey kalmadı. Sırf merakından soruyorum kardeşim Allah aşkına. Biz ne yapacağız Ahmet? O kadar da değil be oğlum. Siz ayrısınız. Senede 2-3 kere gelirim. Ha, o zaman bir şey yok ya. Değil mi? Biz şu ana kadar boş yere omuz omuza yürüdük. Bizi yolda gezerken insanlar boş yere yapışıp ikiz zannettiler. İkiz mi? Bazen de 300 saat içinde onu mu konuşalım? O kadar insan ağzını açmış bizim hata yapmamızı bekliyor oğlum. Niye? Düşürmek için. Becerdiler mi? Becerdiler. Biz ne yaptık? Yerden tuttuk elimizi, bileklerimizden kaldırdık birbirimizi. Niye? Ahmet Kural Avustralya'ya gitsin diye mi lan? Kardeşim, bak son kez soruyorum. Bana bak lan! Gözlerimin içine bak. Hakikaten gidiyorsun mu lan? Çok seviyorum Murat. Sen biliyor muydun Sade? Neyi bileyim abi? Vay arkadaş ya. Biz paşa torunuyuz ya. Verdiğimizi tasamızı alalım, kenara koyalım. Niye? Ahmet kardeşimiz gülsün, kendisini iyi hissetsin, mutlu olsun diye götümüzü yırtalım. Biz yırtmaya çalışırken meğer arkadaş ben bu salakları nasıl yaparım da bırakırım giderim diye düşünüyormuş dünyanın öbür ucuna. Hangimiz salak, hangimiz emanak lan? Çok seviyorum oğlum. Gideceksin yani. Her şeyi bırakıp gideceksin. Çok seviyorum lan. Kalk lan ya. Murat abi. Sani. Abi. Sani. Kalk lan. Var ya lan. Senin ben var ya lan. Kardeşim seni çok seviyorum lan. Her şey yönünce olsun. Eğer bir ihtiyacın olur da aramazsan senin de amına koyayım Ahmet Kural. Hadi görüşürüz. Murat abi. Murat abi. Ne kadar da tatlı bir o kadar farklı. Ne kadar da pişkin hayata.